Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada pişi tarifiyle geldim. Hemen malzemelerimizi hazırlayarak başlayalım. Uygun bir kavun içerisine bir paket kuru mayamı alıyorum. Daha sonra üzerine 3 tatlı kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Ve 2 su bardağı ılık suyumu da ilave ettikten sonra biraz karıştırıyorum. Daha sonra üzerine un ve tuzumu ilave edip karıştırmaya devam edeceğim. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımın tamamını izleyerek bana destek olabilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için ve birbirinden güzel tariflerden hemen haberdar olmak için zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Tam 4 su bardağı un kullandım. 4 su bardağı un yeterli geldi. Unun markasına göre, kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü yoğurmakta fayda var. Çırpıcımı tuttuktan sonra elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurumuz güzel bir kıvam alana kadar yoğurma işlemine devam edeceğim. İlk olarak yoğurma kabının içerisinde toparlayacağım. Daha sonra masanın üzerinde kıvam alana kadar ve tamamıyla özdeşene kadar yoğuracağım. Hamurumuz ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde etmiş oluruz. Hamurun içerisinde hiçbir şekilde süt, yumurta ve benzeri olmamasına rağmen çok lezzetli bir pişi elde etmiş olacağız gerçekten. Yıllardır bu şekilde yapıyoruz. Annemin tarifiyle yapıyorum. Uzun zamandır bu şekilde tüketiyoruz. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben artık hamurumu yoğurma kabının içerisinde toparladım. Masamın üzerine alıp tekrardan güzel bir kıvam elde edene kadar yoğurma işlemine devam edeceğim. İçerisinde biraz önce dediğim gibi hiçbir şekilde yağ kullanmadım, yumurta kullanmadım. Sadece un, su, tuz ve mayayı çalıştırması için bir miktar şeker kullandım. Buna rağmen gerçekten çok lezzetli bir hamur ve çok lezzetli bir pişe elde etmiş oldum. Ben artık hamurumu tamamladım. İçeri doğru katlayarak toparlıyorum. Daha sonra tekrar yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine yapışmaması için bir miktar un serpeceğim. Daha sonra üzerini streçleyip ve bir beze sarıp yaklaşık 30 dakika 40 dakikada olabilir mayalanmaya bırakalım. Mayalanma işlemi gerçekten çok önemli. Mutlaka güzel bir şekilde mayalanması gerekiyor. Ben artık hamurumu mayalandırdım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kabardı. Mayalanma işlemini isterseniz daha uzun sürede bekletebilirsiniz. Daha uzun tutabilirsiniz. Daha sonra mayalanmış olan hamurumun ilk olarak havasını alıyorum. Daha sonra masamın üzerine alacağım. Ve 10 eşit bezeye ayıracağım. Bezenin büyüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha büyük, isterseniz daha küçük parçalar alabilirsiniz. Hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Gayet güzel bir hamur elde etmiş olduk. İlk etapta göz kararı parçalara ayırıyorum. Daha sonra hepsini eşit miktarda böleceğim. Oldukça ele yapışan bir hamur. İçe doğru katlayarak yuvarlak haline getirelim. Bezelerimizi tamamladıktan sonra sadece parmak uçlarımızla, oklava ya da merdane kullanmadan bezelerimizi açacağız. Ben artık bezelerimi tamamladım. Artık açma işlemine geçebiliriz. Biraz önce dediğim gibi parmak uçlarımla açma işlemine geçiyorum. Tabii ki isterseniz merdane ya da oklava kullanabilirsiniz ama özellikle bu pişi de tamamıyla parmak uçlarımızı kullanarak yapalım. Gördüğünüz gibi çok basit bir işlemle bezelerimizi açıyorum. Bu şekilde kabarcıkları daha güzel olacak. Sizler için bir tane daha açmak istiyorum. Ben bezelerimi hiç dinlendirmeden açtım. İlk etapta biraz zorlanabilirsiniz. Daha rahat aç açmak isterseniz bezeleri yaklaşık 10 dakika dinlendirirseniz güzel olacaktır. Daha rahat açılacaktır. Ben artık bezelerimin tamamını açtım ve artık kızartma işlemine geçebiliriz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde de açıldı. Uygun bir tavanın içerisine bol miktarda yağ alıyorum ve ısındıktan sonra üzerine bezemin bir tanesini alıyorum. Altı kızarana kadar bekleyelim. Kenarlarındaki yağdan üzerlerine de döküyorum. İleri geri hareket ettirerek pişimi kızartıyorum. Çok basit bir işlem, hiçbir şekilde zorlanmayacaksınız. Bu konuyla ilgili bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ve artık altı kızardı gördüğünüz gibi. Diğer tarafını çevirdim. Diğer tarafı da kızarana kadar bekleteceğim ve artık gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kızardı. Kağıt havlu serdiğim bezim üzerine alıyorum ve daha sonra diğerini de aynı şekilde kızartacağım. Bir tane daha göstermek istedim. Bu pişiyi dilediğiniz öğünde tüketebilirsiniz. Özellikle biz kahvaltıda tüketmeyi daha çok seviyoruz. Ama 5 çaylarında da rahatlıkla tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Üzerini kızardım. Tekrar alt tarafını kızartma işlemine geçtim. çok az malzeme ile gerçekten çok güzel pişiler elde etmiş oluyoruz. Ben artık hepsini tamamladım. Sizlere de yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık, harika bir pişiler elde etmiş olduk. Gördüğünüz gibi muhteşem oldular. İçerisine istediğiniz şekilde e, doldurabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.